HTV, Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Sevgili izleyiciler, yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Oya ile Hayata Güzel Bak programının bugünkü konuğu çok özel bir insan. Bir kere kadınların çok beğendiği, çok yakışıklı bir adam, müthiş bir oyuncu. Ve gördüğüm kadarıyla da bu konuyu zaten konuşacağız. Şahane bir baba, kızıyla aşk yaşayan, Zenyos'uyla aşk yaşayan çok değerli bir baba. Sevgili Tamer Karadağlı ile bugün beraberiz. Tamer'cim hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Aslında iki Ankaralı olarak bir aradayız. Ben de evet, Ankaralıyım. Doğru. Yani ne çıkıyorsa bu Ankaralardan çıkıyor galiba. Doğru, doğru. Ankara benim için çok özel bir yer. Hala Ankara'ya gittiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü büyüdüğüm yer, okuduğum yer. Hala İstanbul'da bir yabancıyım ben. Ankara Koleji'ndensin, TED'densin değil mi? Ankara Koleji, arkasından Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü. Daha sonra Ferhunde Hanımların çekimleri Ankara'da olduğu için epey bir süre Ankara'da kaldım. 15 sene önce de İstanbul'a geldim. Tamer'cim, her yaş grubundan kadının sana çok hayran olduğunu biliyorum. Ay, böyle söylemeyeyim, ben utanırım. Utanma, utanırım bir doğrusunu ben söylüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Bir kere ses tonun büyülüyor insanı aynı zamanda. Hakikaten ve duruşun, kaliten, eğitimin, her şeyinle çok farklı bir yerin var. Oyuncu olarak da. Teşekkür değerlerini ederim. Söylediğim zaman da çok samimiyim bunlarla. Ben seni ilk izlediğimde Cahide Sonku'da izlemiştim. Doğru. Yıllar önce. Sonra hatta Nüket vardı. Nüket'e dedim ki ya bu çocuk çok başka bir çocuk. Yani hem çok yakışıklı hem sahneye çok yakışıyor. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O zaman Nüket bizi kuliste tanıştırmıştı. Doğru, doğru. Çok iyi hatırlıyorum. Ve Nüket bana uğurlu gelen bir kadındır. Evet. Ben hala Ankara'daydım. Oyun için gidip geliyordum. Nüket Cahide'yi oynuyordu. Hı hı. Ben 5 ayrı karakteri oynuyordum anlatıcı olarak. Ve çok keyifli bir zaman geçirmiştik. Çok severim Nüket'i de ve İstanbul'daki ilk işim Nüket'le oldu ve Nüket bana uğurlu geldi. Tabii Uğur'a ben de çok inanıyorum. Ama senin gibi değerlerin, senin gibi hakikaten kendine çok emek vermiş, doğru yatırım yapmış ve bunu çok güzel sergileyebilen kıymetli insanların da böyle şanslara da ihtiyacı var. Uğurlara doğru da ihtiyacı var. Yani doğru, başlangıç olarak. Ama sonrası da gene senin kabiliyetinle devam eden bir şey. Doğru, yani bir anahtar elinizde, anahtarın olması önemli değil. O anahtarlarla doğru kapıları açabilmeniz çok önemli. Ve özellikle bizim gibi şov dünyasının içinde, yani buna tiyatro, televizyon, sinema hepsini dahil edebiliriz. Seçimleriniz çok önemli rol oynuyor. Ve akıllı seçimleri yapmak gerçekten çok önemli. Ben çok çeşitli seçimler yaptım. Kimisi çok iyiydi, kimi o kadar iyi değildi. İyi ama olmayanlar, ben hep iyilerinden biliyorum seni de. Yani hani iyi olmayanları hatırlamıyorum demek de istemem. Çünkü anladım, hepsinde benim de bir emeğim var. Hepsine inanarak girmişimdir. Hepsinde sadece sana kattığı bir şey var mutlaka. Tabii ki. Ve bugün eğer belli bir yere gelebildiysem mesleki olarak ya da belli bir hazzı eğer kendi içimde duyabiliyorsam, başarılı olmuş işler kadar başarısız olanların da mutlaka bir nebze payı vardır ve evet, hepsini gönlümde böyle farklı çekmecelerde saklıyorum. Şimdi hep seçimler sonuçta. Projeleri doğru de kendimiz seçiyoruz. Hayatımızdaki her şeyi her de kendimiz seçiyoruz. Acaba yaşadıklarımız, seçtiklerimiz kaderimizi etkiliyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsun? Etkilediği yerler vardır mutlaka. Çünkü her seçim bir vazgeçiş oluyor. Ve bir anda yolunuz başka bir yere doğru gidebiliyor. Ama
Çok kaderci değilimdir ben. Sadece kadere bağlı yaşamam. Seçimlerdir önemli olan, kaderimizi belirleyen. Her seçim o vazgeçişi getirirken başka bir kazanım da belki vazgeçi sağlıyor. Getirmesi bir seçimin, onu tam ben biraz daha açıklar mısın? Çözemedim. Yani her şey için söylenebilir. Mesleki anlamda eğer düşünürsek bana iki dizi aynı anda geliyorsa, teklif geliyorsa ikisinden birini seçiyorum, bir diğerinden vazgeçiyorum. Vazgeçiyorsun. Bu insan ilişkileri için de geçerli. Orasını sordum. Duygusal ilişkiler için de geçerli. Dolayısıyla bir seçim yaparken başka bir şeyden vazgeçiyor oluyorsunuz bazen. Evet. Bazen yani bazen. Her zaman böyledir diye bir kural yok tabii ama ve o seçimlerimizin gereklerini yerine getiriyoruz. Ve bazen doğru seçimler oluyor, bazen o kadar doğru olmuyor ama seçimlerimizin vebalini yaşıyoruz sonuçta. İyi öyle, ya da kötü. Öyle değil mi? Hepimiz için bu böyle geçerli. Kesinlikle ve bunda da açıkçası böyle hani pişmanlık gibi bir şeyin algılanmamasını isterim. Çünkü her yaşanılan şey size bir şeyler katıyor ve hayata daha güçlü sarılmanıza sebep oluyor. Ve her yaşadığım şey benim daha sağlam adımlarla ilerlememe sebep olmuştur. Ve hepsinin benim hayatımda yeri vardır, her seçimimin. Şimdi programımızın vermek istediği bir mesaj var. Bu mesaj da yaşanılan her şeye rağmen hayatı bir yerinden yakalayabilmek. Tabii. Hayata güzel bakabilmek, bunu başarabilmek. Tabii her ışık yanan evin içinde bir sürü şeyler oluyor. Kesinlikle. Her insanın hayatında bilmediğimiz şeyler var. Ünlü de olsalar çok derinini bilemeyiz. Sana sorduğumda olayın kendisini açıklamak durumunda değilsin. Hani sana kendini çok kötü hissettiren, hani insanlar böyle bazen dibe vurur gibi olur. Yani çünkü dışarıdan bakıldığı zaman her şey olan bir insansın. Çok yakışıklısın, çok iyi bir sanatçısın, çok başarılı işler yapıyorsun. İmrenilecek birçok şeyin var. Ama iç dünyanda, bize yansımayan tarafta seni böyle etkileyen, hatta belli bir süre geri çeken ama ondan sonra tekrar hayatı bir yerinden yakaladığın bir şeyler var mı bizimle paylaşmak istediğin, paylaşabileceğin kadarıyla? Şimdi şöyle, ben çok çabuk depresyona giren bir yapıya sahip değilim. Daha savaşçı bir yapıya sahibim. Kendi içime kapanmaktansa daha dik durmayı tercih ederim. Her insanın hayatında bazen karanlık demeyeyim ama zor geçen dönemler vardır. Mutlaka benim hayatımda da oldu. En önemlisi boşanmamdı 2007 yılında. Kızımdan ayrı kaldım çünkü bir süre mecburen. Ve o dönem benim için tabii... Kızın ne kadardı o zaman? Kızım 9 aylıktı. 9 aylık. Ve kızımı çok özlüyordum. Ve o dönem benim için en zor geçen dönem olmuştu. Ama Allah'tan kısa sürdü. Taşların yerine oturması için bazen taşların yerinden oynaması gerekir derler. Çok inanırım ona. Daha sağlıklı bir ilişki kurmamda faydası olmuştur o zor dönemin. Ama zorluklar da tabii ki bu hayat yolculuğu içinde olacaktır. Çünkü hayat yolculuğu her zaman güneşli havalarda olmuyor. Bazen fırtınalı havalar da olması gerekiyor ki kendimizi tartalım, kendimizi bilelim. Tabii. O yüzden de hayatın içindeki her şey insanlar için. Ne ilk defa ben yaşıyorum bir şeyi, ne son ben yaşamış oldum. Hatalarımızdan ders alıyoruz, yeni bir şeyler öğreniyoruz. Aynı hatayı tekrarlamayabilirim ama başka hatalar yapabilirim. Evet. Çünkü hatalar da insanlara mahsus. Öyle. Hayatın anlamını nasıl değerlendiriyorsun? Hayatın anlamı benim için şu anda kızım. Zeyno.
Zeyno benim hayatımın çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Tabii her anne baba için böyledir mutlaka. Ama şimdi kızım Ankara'ya taşındı annesiyle onu birlikte. Onu soracaktım ben size, çünkü İstanbul'da Kemerburgaz'da oturuyorsunuz zannediyordum. Evet, doğru. Yeni öğrendim bunu. Onu bize anlatır mısın, niye oldu? Kızım bu sene ilkokula başladı ve evde de piyano var. Annesi piyano çalıyordu. Zeyno da arada sırada gidip tıngırdatıyordu bir şeyleri. Biz de her anne baba gibi, ay bizim kızımız çok yetenekli, çok akıllı falan diyorduk. Ya bize mi öyle geliyor, gerçekten öyle mi diye Bilkent'in açtığı sınava soktuk. Ve 20 kişilik bir komisyon önünde sınava girdi ve Bilkent Üniversitesi'nin piyano bölümünü kazandı Zeyno. Demek ki sadece tıngırdatmıyormuş yani. Evet, özel evet. Yeteneği varmış. Evet. Burs kazandı ve bir anda bir iki ay içinde biz karar verdik. Hayatınızı da değiştirdi yani. Tabii çok ciddi anlamda değiştirdi. İnsanın çocuğu zaten hayatını değiştiriyor. Her anlamda değiştiriyor. Hayata algısı farklılaşmaya başlıyor. En azından benim için öyle oldu. Onu ve soracağım. Ondan sonra da her şeyi artık çocuğunuza göre dizayn etmeye başlıyorsunuz. Ben böyle olacağımı tahmin etmiyordum. Niye tahmin etmiyordun? Ben biraz daha böyle hani filmlerde olur ya, böyle hani daha özgür ruh, işte beni bağlayan şeyler olmasın, işte bugün İstanbul'dayım, belki yarın Amerika'da olurum, işte belki işte Venezuela'ya giderim ama beni tutan, engelleyen şeyler olmasın diye hayal ediyordum. Öyle değilmiş. Sonra bir kızım olunca niye daha önceden çocuk yapmadım diye üzülmeye başladım. Niye daha önce bir sürü çocuk yapmadım diye üzüldüm. Bütün önceliklerin başına oturuyor çocuk. Peki bundan sonra bir çocuk da yapmayı daha düşünüyor musun? Yeniden evlenmem lazım Arzu Hanım'la. Şimdi öncesini daha önce niçin yapmadım? Bundan sonra yapmayacağın anlamına gelmez. Belki Zeyno'ya kardeş gerekecek. Belki o zaman işte Arzu Hanım'la tekrar benim evlenmem gerekiyor. Arzu senin hayatının şansı diyebilir miyiz? Tabii ki öyle. Bunu her fırsatta söylüyorum. Ben uzaktan gördüğüm kadarıyla, çünkü bir röportajını da okumuştum. İyi ki kızımın annesi Arzu demiştin. Doğru. Demek ki mükemmel bir anne. Eminim bütün anneler mükemmeldir. Her anne kendi çocuğu için çok önemlidir. Ben de kendi çocuğum için konuşabilirim. Kızım, ne mutlu ki kızımın Arzu gibi bir annesi var. Bizim boşanmış olmamız bir şey değiştirmiyor. Ne mutlu çocuğu ki senin gibi de bir babası var, onu da söyleyelim. Sana haksızlık yapmıyor. Evet, ben de ilgili olmaya gayret eden bir babayım. Çünkü çocukları anne büyütüyor. Her ne kadar babalar çok ilgili olsa da, evet, çok oyun oynasa da, ne olursa olsun çocukları büyüten anne. Ve ilgili bir anne olması, çocuğuyla sürekli ilgilenmesi, özellikle 0-6 yaş en önemli dönemleri. En önemlisi, evet. Ve Arzu da elinden gelen her şeyi yaptı. Her şeyi bırakıp Ankara'ya gitmesi bile çok büyük bir özveri. Değil mi? Ben o da de çok şimdi başarılı her hafta bir oyuncu. Gidip geliyorum Ankara'ya. Eskiden benden 3 dakika uzaktaydı. Çünkü evlerimiz karşılıklı sitelerde oturuyorduk. Zeyno babacığım gelsene dediği zaman ben hemen geliyorum kızım deyip yani yürüyerek 3 dakikada Arzu'ya gidiyordum. Şimdi 3 saat öteye gitti. Artık Ankara İstanbul yolu da çok sorun değil. Yani arabayla bile, karayolundan bile uzun değil artık. Değil ama yine de hani 3 dakikadan 3 saate çıkması benim için biraz zor oldu. Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti dedin. Ben doğru. De iki kız annesiyim. Şöyle. Şanslı aileler. Evet. Gerçekten olanlar. Öyleyiz. Kızların babalarıyla ilişkileri çok farklı. Babalarıyla aşk yaşıyorlar. Babalarıyla yaşadıkları sorun küçük de olsa onların gözünde çok büyüyor. Çünkü babalarını doğru. Çok başka bir yere koyuyorlar. Ve babaları gibi erkekler de seçiyorlar. Onun için baba kız aşkı, baba kız ilişkisi çok önemli. Kızım acaba benim gibi bir adam mı seçecek? Keşke seçse.
Ya tabii. Bence de. Zeyno komik de bir kız. Hem Arzu'ya benziyor. Hani fiziksel olarak hem bana benziyor. Böyle ortaya karışık güzel çıktı. Bir anne, yakışıklı bir baba. Ortaya çok karışık. Da hoş, çok da güzel bir kız. Bir komik bir kız oldu. Çok hayat dolu, çok güler yüzlü, çok mutlu bir çocuk. Çünkü mutlu çocuk çocukluk çok önemli. Çok. İleriki yaşlarında hayata daha güvenle sarılmasına sebep olabiliyor. Ve bu anlamda da Arzu da ben de hakikaten elimizden gelen her şeyi yaptık. En azından ayrıldıktan sonra dostluğumuzu bozmadık, saygımızı yitirmedik birbirimize karşı. Çünkü etrafta bazen çok çirkin ayrılıklar görüyorum, okuyorum, seyrediyorum. Ve zaten bir röportajında ayrılırken insanların esas yüzleri ortaya çıkar gibi bir şey söylemiştin. Evet, doğru. Ben de buna katılıyorum. Ben de ayrılırken çok dikkat ettim. Yani çocuklar bundan çok etkileniyor. Artık iletişim çağında yaşıyoruz. İnsanlar şunun farkına varmalı ki bir tuş ötede artık geçmişi. Yarın öbür gün çocuklar büyüdüğü zaman işte annem babama ne söylemiş, babam anneme ne söylemişi bir tıkla bir anda görebiliyor ve çiftlerin çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. O kızgınlık, kırgınlık, acı içinde bazen ağızdan çıkan sözler, cümleler hani tüpten çıkmış diş macunu gibi bir daha geri sokamıyorsunuz. Evet. Bir kere telaffuz edildi mi o kayıtlara geçmiş oluyor artık. İstediğiniz kadar daha sonra ya ben aslında öyle demedim, ben şunu kastetmiştim deseniz de söylenmiş olarak kayıtlara geçiyor. Biz bu konuda çok dikkatli olduk. Kendimizi zorlamadık da açıkçası aman dikkat edelim diye. Çünkü zaten çok eskiye dayanıyor bizim dostluğumuz Arzu'yla. Sen çok güzel bir şey de yaptın, sözünü unutma. Şöhretinin çok güzel bir yerinde daha önce arkadaşlık yaptığın yani hayatında olan kız arkadaşınla evlendin. Aslında tam tersi olur. Biraz yani şöhret olup tanındıkça daha farklı yerlere yönelir genellikle Türk ünlüleri. Kimse üstüne alınmasın, hariç olanlar mutlaka vardır ama genellikle böyledir. Sen bunu da tersine yaptın. Yani bizim zaten çok eskiye dayalı bir ilişkimiz vardı. Zaten birlikte yaşıyorduk. İlişkinin neredeyse her kademesini yaşadık. En sonunda da ya artık evlenelim, beceremezsek ayrılırız diye düşünmüştük. Ve evlendikten 5 sene sonra biz çocuk yaptık. İşte 5-6 sene sonra ayrılmış olduk ama ilişkimiz hiç bitmedi. Sadece evlilik kurumunu bitirmiş olduk. Evet. Ben sürekli Arzu'yla konuşuyorum, sürekli görüşüyorum. Buraya gelirken bile telefonla konuştum. O beni arar, ben onu ararım. Ankara'ya gittiğim zaman aynı şekilde, o İstanbul'a geldiği zaman aynı şekilde. Arzu benim hayatımda çok önemli bir yere sahip ve öyle olmaya da devam edecek. Çünkü hem çok sevdiğim, bir de bunu hak eden bir kadın. Çok. Uzaktan gerçekten, gördüğüm kadarıyla hak ediyor yani. Benim sadece anne olması değil. Değil. Hayır, kendine barındırdığı özellikler, duruşu hakikaten çok ben değerli bir kadın yani. Ben şanslı bir adamım o anlamda. Çünkü Arzu benim tam o en yoğun çalıştığım, İşte çocuklar duymasının zirvede olduğu zamanlarda hep benim hayatımı kolaylaştırmak için uğraştı. Bu çok zor bir şeydir. Her kadının kaldırabileceği bir şey değil. Çok doğru. Bir de çok ünlü bir insanla birlikte olmak, işte sürekli ilgi, alaka, başka insanlar, bunu kaldırmak kolay değil. Arzu da güçlü bir yapıya sahipti ki bunun hepsine göğüs gerdi ve onun için de müteşekkirim. Her zaman da gönlümde, kalbimde ayrı bir yeri olacak. O da belli oluyor zaten. Hep birbirinizden saygıyla bahsediyorsunuz. Öyle, gerçekten. Bu laf olsun diye bahsetmiyoruz. Hayır, bunu böyle yani yaşıyorsunuz. İnandığımız bir yaşadığınız için de zaten gündeme getirdim ben de. Nezaketen getirmedim yani. Az önce kızının olmasının hayatını çok değiştirdiğini söyledin. Hı-hı. Sana şöyle bir sorum var. Kız babası olmanın kadınlara bakışını değiştirdiğini değiştirdi mi? Onu sormak tabii istiyorum. Tabii ki. Bunu ben bir iki yerde de söylemiştim zaten. İnsanın çocuğunun olması hayata bakışını tabii ki değiştiriyor. Ama
benim kızımın olması aynı zamanda kadınlara bakışımı da değiştirdi. Ne değişti kadınlara, tamam? Kadınlara daha saygılı olmayı öğrendim, daha anlayışlı olmayı öğrendim. Çünkü her kadın kendi babasının Zeynosu. Ben nasıl kızımın üstüne bu kadar titriyorsam eminim her kadının, her kızın babası da onun üzerine o kadar titriyordur. Bu çok özel, çok önemli bir şey ve kız çocuğu babaları şanslı olur derler ya, ona inanıyorum. Şanslarınla doğuyorlar, doğru. Evet ve onun sesini duyduğum zaman bir anda dünyam değişiyor. Telefon açıyorum. İşte babacığım dediği anda, canım sıkkınsa bir şey, bir anda her şeyi unutuyorum. Bana güç veriyor. Daha hayatı daha iyi algılamama sebep oluyor Zeyno. Ben Zeyno'yu büyütürken Zeyno da beni büyütüyor. Beni olgunlaştırıyor aslında. Eskiden yine tam hani asi gençlik zamanımızda eskilerinde dediği gibi hani genç öleyim cesedim yakışıklı olsun düsturuyla hareket ederken, şimdi aman sağlıklı olayım, uzun yaşayayım ki kızımla daha çok vakit geçirebileyim. Bana ihtiyacı olduğu zaman her zaman yanında olabileyim hissiyatıyla artık hayatı algılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bana bugüne kadar ne yaptın hani diye sorulduğunda, işte şöhret, ün, işte para, kariyer, hayatta yaptığım en güzel şey Zeyno. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Yoksa hani starlık, işte kariyer, işte yeni çektiğim dizi, son oynadığım oyun, hiçbirinin önemi yok. Çok haklısın. En önemlisi Zeyno, sağlıklı olmamız, evet. Geri kalan her şey diğerleri oluyor. Tamer'cim, kadınların hakikaten çok beğendiği ve çok ilgi gösterdiği bir insansın. Diyorsun ki işte kızım doğduktan sonra ben de daha farklı bakıyorum kadınlara. Peki bir kadında seni en çok irite eden nedir? Yani uzaklaştıran, ne kadar iyi bakmaya çalışsan da öyle bir şeydir ki o uzaklaştırır seni. Nedir bu? Bir tek şeyle bunu... Hani en çok hangisidir desen bir dürüst, şey tabii ki... Dürüst olmaması. Yani bu sadece kadınlar için geçerli değil. Erkekler için de mutlaka geçerlidir. Bir ilişkiye girerken bir maske takıyor insanlar. Ben de yapmış mıyımdır bilmiyorum. Yapmadığımı umuyorum ben. Ama bazen bir ilişkiye giriyorsunuz, başka bir şey hayal ediyorsunuz, sonra bambaşka bir şey çıkıyor. Ve bu insanın gönlünde bazen yaralar açabiliyor. Neyse ki benim gönlümde öyle büyük yaralar oluşmadı. Kalbimde cam kırıkları yok o anlamda. Ve ilk aradığım şu, bu ya da en rahatsız olduğum şu diyebileceğim çok net bir şey de yok. Çünkü herkesi kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir ilişki bir başka ilişkiyle eşdeğer olmuyor. Her insanı kendine göre değerlendirmek lazım. Peki müsbet anlamda olanı sorayım. Yani bir kadında seni hayran bırakacak şeyler dış görünüş müdür yoksa davranışları mıdır? Bundan 10-15 sene önce sorsaydınız tabii ki önce dış görünüşü. Normalde 10-15 sene mi? Şöyle 3-5 sene önce diyeceğini zannettim. Çok geriye yok. Gitti. Eskiden herkes şey der, tabii ki dış görünüşün önemi yok. Önemli olan o biraz kalbi, palavra. Aklı. Palavra. O ben palavra. Gençken ne kadar akıllı olduğuyla. Ne gençken filan deyip durma, aslan gibi gencecik adamsın. Ben ne yapacağım biraz o zaman? Biraz daha gençken diyeyim. Öyle de. Biraz daha gençken işte üniversitedeyken filan diyeyim o zaman, ya da yeni mezun olmuşken, bir kızın ne kadar akıllı olduğuyla ilgilenmiyordum. Ne kadar güzel olduğuyla ilgileniyordum. Zaman geçtikçe o fikirlerim tabii ki değişmeye başladı. Bu sefer ne kadar akıllı olursa paylaşacak, ne kadar çok şey bulursam o kadar keyifli zaman geçirdiğimi gördüm ve şimdi de böyle düşünüyorum. Hani tabii ki hem çok akıllı olsun hem de güzel olsun. Yani bunu istemeyen kimse de yoktur herhalde. Yani yine ilk etkileyen insanı dış görünüş oluyor değil mi?
değişiyor. Her zaman öyle değil. Beraber paralel gidiyor. Evet. Dış görünüşü de iyi olsun, iç görünüşü de iyi olsun. İnşallah. Çünkü bazen dış görünüşü çok iyi olsa da iç o kadar paralel gitmeyebiliyor. Bunun bir formülü yok. Doğru. Ben de bir kadın olarak uzun zamandır gözlemliyorum. Kadınlar daha çok dış görünüşlerine önem veriyorlar. Hı-hı. İşte nasıl göründükleri onlar için çok önemli. Fakat dış görünüşüne hayran olduğunuz bir kadınla konuştuktan 5 dakika sonra uzaklaşabiliyorsunuz. Aslında ikisine birden yatırım yapmak lazım. Yani esas ahlaka, karaktere, duruşa, sağlamlığa yatırım yapmak ki. Lazım. Yani kalıcı olanlar bunlar. Kesinlikle. Çünkü ne kadar bakarsanız bakın bir süre sonra işte yer çekimi, hayat sizi belli doğru, çizgilerle mutlaka onlarla donanacaksınız. Her şey değişecek doğru. Yani. Peki çok yakışıklısın. Yaşlanmaktan teşekkür korkuyor musun? Teşekkür ederim. Yok hayır. Ben şerefimle yaşlanmayı istiyorum. Yüzünde çizgiler olursa, kırışıklıklar olursa kremler falan kullanır mısın? Bak ben sana eczaneleri öneriyorum. Öyle bir şey varsa sakın yani, kozmetik ürün kullanma. Dermokozmetik ürün kullanacaksın. Valla bak bu dediğim doğru. Ben çok kullanmıyorum zaten. Şöyle de bir durum var. Kilo alıyorsam eğer zaten kırışıklık ay, olmuyor. Benim kilo alıyorum geriliyor yüzüm. Patates gibi oluyorum zaten. Yok öyle değil estağfurullah. Yok yani ben onu zaten kabul edebiliyorum. Ben de artık 46-47 yaşındayım. 25 yaşındaki gibi değilim. Sağlıklı olmaya gayret ediyorum. Ve o süreci biraz daha belki geciktirmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir tasam da yok. Hani belli bir yaşa geldikten sonra... çok görüyorum etrafımda çünkü ve komik geliyor. İşte saçını başını boyayan adamlar işte fular takıp böyle sürekli spor yapıp merhaba canım nasılsın böyle bil bakalım kaç yaşındayım diye böyle 22-23 yaşındaki kızlarla flörtleşmeye çalışıyorlar ve bana çok sakil geliyor. Öyle olmak istemiyorum. Hani ben şerefimle yaşlanmak istiyorum. Aslında şöyle diyelim kaliteli yaşlanmak evet. istiyorsun. Evet. Doğrusu bu yani. Evet. Kaliteli yaşlanmak. Peki 25 yaşında gibi değilim. Bazı şeyler değişti diyorsun. Ne değişti 25 yaşından şimdiye? Yani şimdiki Tamer'le 25 yaşındaki Tamer arasında ne fark var? Daha kiloluyum şimdi. Eskiden daha zayıftım. Saçlarım daha az kırdı. Benimki ırsi. Çok yakışıyor ama. Teşekkür ederim. Vallahi benim çok yakışıyor. Benim bir derdim yok. Bir kere böyle doğal oluşu çok güzel. Yani boyama yoluna gitmediğin için tebrik ediyorum seni. Çünkü ben ederim. Hiç hoşlanmıyorum o boya işlerinden. Doğru ben de olmuyor. Hoşlanmıyorum. Bazıları da o kadar çok koyu bir ton tutturuyorlar ki. Ay çok fena alıyorlar diyorum ki yok mu onların yanında sevgilileri, arkadaşları veya uyaracak, bir uyaracak bir söyleyecek. Danışmanları. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi insanlar zaten beni artık böyle tanıyor. Yani benim saçlarımı boyamam ancak şu şekilde olabilir. Bir rol için ancak evet. Boyayabilirim. Ama saçlarım şimdi böyle kırken çünkü... Bundan 10 sene önce çocuklar duymasın mesela ilk başladığında bu kadar kır değildi. Yine kırdı ama hı hı. şakaklar daha kırdı. Şimdi saçımın her tarafına yayılmaya başladı. İnsanlar beni o şekilde artık görüp tanıyıp biliyorlar. Şimdi beni düşünebiliyor musunuz? Böyle kırken ertesi gün bir anda simsiyah olmuşum. İnsanlar da kabul etmez onu. Dediğim gibi sadece rol için belki yapabilirim. Bu duruşun ve bu kararların çok doğru. Aynen ben de sana katılıyorum. Ben bir şey merak ediyorum. Tamer Karadağlı nasıl bir sevgili? Nasıl bir eş? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamer Karadağlı bir erkeğin, bir kadının hayatında nasıl bir yer tutar? Tamer Karadağlı bir kadına ne verebilir? Bir kadını nereye koyar? Yani biraz çok çorba gibi bir soru oldu ama sen içinden beğendiğin şıkkını al. Şöyle söyleyeyim buna benim cevap vermem çok zor. Benim sevgililerime kadınların sormak cevap vermesi lazım. Lazım. Evet yani, doğru. Nasıl bir eştim onu Arzu Hanım'a sormak lazım. Çok iyi bir eş olmayabilirim ama çok iyi bir eski eş oldum. iyi bir baba olmaya gayret ediyorum.
ne verebilirim, ne alabilirim dediğim gibi bütün ilişkilerin dinamikleri farklı oluyor. Ama ben şöyle bir erkeğim, böyle bir erkeğim demek doğru gelmiyor bana. Kıskanç mısın? Kıskançlığın ne, hani kime baktın gibi falan gibi mi? Ya da mesela bir röportajında okumuştum, sevgilimin diyorsun işte bu çatalın, göğüs çatalının görünmesini istemem. Bu şaka mıydı, doğru mu? O benim söylediğim bir şeyden ziyade çocuklar duymasındaki haluva bir evet. atıf aslında. Belki kendi yazılı hayatında. Yazılı olarak olduğu zaman belki onu espri olarak söylemişimdir. Evet. Hani kıskanç mısınızdır, yok canım ama işte çatal görünmeyecek ama gibi espriyle söylemişimdir. Ama onu yazıya döktüğünüz zaman hayır, hiç öyle dertlerim olmadı benim bugüne kadar. Hiçbir kız arkadaşımın ya da işte eski eşimin Arzu'nun kıyafetine bir gün bile karışmadım ben. Şu olmuş, şu olmamış diye bir şey, hayır bunu giyme, hiç demedim. Şüpheci misindir? Hiç. Çünkü bazı erkekler buluttan nem kaparlar. Ben hiç öyle hiç değilim. Olmadık bir şeyli senaryo yazarlar. Ve de karşısındaki kadını da sürekli kendisini savunma durumda bırakabilirler. O galiba iktidar... boşluğundan kaynaklanıyor. İktidarın olmadığını düşünüyor kadın üzerinde. Benim hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı. Kadının sana karışması ve üzerinde bir iktidar kurmaya çalışması veya şüphelenmesi, takip etmesi hoşuna gitmez hemen, değil mi? Hemen uzaklaştırır. Bugüne kadar o yapıda biriyle olmadım. Ama olmam da zaten. Yani dünyanın en güzel kadını da olsa hemen kaçarım. Asla. Çok rahatsız edici bir şey değil mi çok. Bu? Kadın için de erkek için de. Yani evet. Bu sadece benim için geçerli değil. Eminim senin için de tabii öyledir. Ki. Yani tabii ki sevgi, saygı bunlar çok önemli kavramlar. Tabii ki ilgi görmek çok önemlidir. Ama o ilgi kıskançlıkla birleşip hayatı zindan hale getirecek bir hale geliyorsa... Nereye kadar tolere edersin mesela kıskançlığı? Bilmiyorum şu anda. Çünkü bir şey bazı söylemem insanlar da kıskanıldığı zaman bunu sevgiyle birleştiriyorlar. Ben öyle mesela işte kıskanıyor beni çünkü beni çok seviyor. Böyle bir şey var mı? O zaman şunu da legalize etmek gerekiyor. Eşim beni dövüyor da seviyor da. Doğru. Aynı şeye geliyor o zaman. Doğru. Bunu nasıl kabul edildiğini ben bilmiyorum. Yani bu benim için geçerli olan bir şey değil. Yani benim kız arkadaşım, işte eşim. Beni çok kıskanıyor diye, ah bak beni ne kadar seviyor ki bu kadar kıskanıyor diye asla düşünmem. Kıskançlıkla ölçülebilecek bir şey değildir bu. Başka dinamikleri vardır sevginin, aşkın. Ve tabii ki hepimizin içinde kıskançlık güdüsü var. Ama önemli olan o güdülerimizi ehlileştirebilmektir zaten. Yoksa içimizde her türlü güdü var. Öldürme güdüsü de var. Ama... Her sinirlendiğimizde karşımızdaki adamı öldürmüyoruz. Onu bastırmayı, eğitmeyi seçiyoruz. Bence kıskançlık da böyle bir duygu. Kötü bir duygu ama biraz ilkel kötü. Bir duygu. Yani ben kıskanç bir adam değilim. Öyle kıskanılmaktan da çok hoşlanmam. Hiçbir zaman da bir kız arkadaşımı ya da eşimi bu anlamda sıkıştırıp zorlamadım. Burcun ne? Burcum en tehlikeli erkek burcu deniyor. Yay mısın yoksa? Hayır değilim. Nesi? Daha kötüymüş. Ne? Ne burcu? Söylemesem mi acaba? Söyle. Yükselenimi söyleyeyim. Aa, burç kötü söyleyeyim. Olur mu? Söyle. İkizler. Ha, neden kötüymüş? Öyle diyorlar. Ben merak burçları edip takip etmiyorum. Mı? Hayır, hiç bakmadım. Çünkü genelde burcunuz ne diye sorulduğunda ikizler dediğimde ay yapıyor insanlar. Allah Allah. Ben de şaşırıyorum ama erkekler 35 yaşından sonra yükselen burcunun özelliklerini taşırmış. O da aslan. Lidersin yani. Öyle diyorlar. Evet. Yani lider özelliğe sahip diyorlar. Evet. Ben liderim demiyorum. Aslan burçları da pek kolay değildir ama benim yani şöyle... Benim ailemde de iki aslan burcu var. Yani evet, onların liderlik vasıfları çok yüksek. O donanımları var. Ruhlarından getirdikleri bir şey var. Aslan burcunu elde etmek için yani iyi ilişkiyi devam ettirebilmek için hep güzel sözlerle ona iltifat edip
onu ayrı bir yere koyman gerekiyor. Tabii yeleleri senin, sevilecek. Senin şey böyle bir şeyin var mı? Böyle bir hoşlanır mısın iltifat edilmekten? Güzel sözler. Ama aslında herkes hoşlanır yani. Hoşlanmayan kimse yok. Evet. Ama hepimiz aslanların biraz fazla seviyorlar aslanlar bunu. Bu benim mesleğimle de ilgilidir mutlaka. Egolarımız devreye girer. Ben bir oyuncuyum. Tiyatro bölümüne girerken de hayal ettiğimiz şeyler alkış almak, beğenilmek, sevilmek, takdir toplamak. Dolayısıyla bu sadece kişi olarak değil, mesleğimle de doğru orantılı gittiğinde, ikisi birleştiğinde tabii ki beğenilmek, güzel sözler söylenmesi hoşuma gidiyor. Biraz önce siz beni takdim ederken de her ne kadar utansam da içten içe gururum da okşanmış oldu. Ve hoşuma gitmedi diyemeyeceğim. Utandım ama hoşuma da gitti. İki duyguyu aynı anda da yaşayabiliyoruz. Ama sadece burcumun özelliklerinden dolayı değil. Yapı olarak da insanlar zaten güzel sözler, evet, duymaktan keyif alıyor. Ben iki önemli şeyin insanı çok beslediğine inanıyorum. Bir tanesi sevgi gösterebilmek insanlara. Doğru. Kendilerini iyi hissettirebilmek bence çok önemli. Ama ben seni seviyorum diye değil de sevdiğini davranışlarınla gösterebilmek. Doğru ifade edebilmek. Doğru ifade edebilmek ve güzel olan her şeyi, onda gördüğün güzellikleri yalan olmadan, gerçek neyse, o nasıl olsa bunu biliyor. İşte o nasıl olsa yakışıklı bir adam, o nasıl olsa çok iyi bir oyuncu değil. Onu mutlaka karşındaki insana söylemen lazım. Doğru. Ben şöyle bir eksiklik görüyorum bizde, yani Türk halkı olarak. Bizim yergimiz çok fazla, övgümüz çok az. Çünkü eleştiriyi sadece negatif olarak düşünüyoruz. Evet. Pozitif eleştirinin ne olduğunu bilmiyoruz. Maalesef. Ve maalesef. Özellikle şov dünyası içindeyseniz eğer, kimse kimseyi takdir etmeyi seçmiyor. Beğendiğiniz oyuncular kim diye sorulduğunda gençlere, kimse bir başkasını kendi yaş grubunda ya da birkaç yaş büyüğünü küçüğünü ne fena, değil mi? Asla söylemiyor. Belli isimler var, onlar telaffuz ediliyor. Çünkü o insanlar rakip gibi değil. Evet. Çünkü genelde şöyle bir algı oluyor. Ben işte bilmem kimi söylersem sanki benden daha iyi bir oyuncu, daha yakışıklı, daha güzel diye algılanır mı? Ben öyle düşünmüyorum. İnsanların sadece pozitif de değil, çünkü o da yanıltıcıdır. Herkes size gelip de çok iyisin, çok yakışıklısın, çok iyisin, çok yakışıklısın dediği zaman bunda da bir şey aramaya başlayabilirim. Övgüler olduğu kadar yergiler de olacak. Ama ne övgülere takılmak gerekiyor ne de yergilere. Şimdi yergiyi de doğru düzgün yapamıyoruz biz. Ya gidiyoruz böyle, yani doğruyu söylemek karşımızdaki insanın alabileceği zamanda, doğru, ortamda, dozda ve de ona bir faydası olacak şekilde doğru sunulması, tabii, gerekir. Yani ne doğruyu söylediğiniz değil, nasıl tabii, söylediğiniz çok önemli. Yani doğruyu söyleyebilmek aslında bir sanattır yani. Doğru. Sevgiyi öğrenmek gibi bir sanattır. Çünkü onun zamanını, zeminini ve de onun alabileceği şartları iyi belirleyebilirseniz o kişiye faydanız olur, kendinize de faydanız olur. Bununla ilgili aslında yurt dışında seminerler oluyor, kitaplar yazılıyor, çiziliyor. Benim 25 yılım bunları öğrenmek için geçtiği tabii, için tabii, çok gittiğim için ben çok iyi anlıyorum bunları. Çok önemlidir bir insanı, atıyorum bir oyundaysa, kendi mesleğimden örnek vereyim. Bir oyuna gittiğinizde oyunu beğenmeyebilirsiniz. O oyundaki o oyuncunun performansını beğenmeyebilirsiniz. Ama hayır, hiç beğenmedim demek de bir yol. Elinize sağlık, emeğinize sağlık deyip geçiştirmek de bir yol. Ama hani bir kere negatifle pozitifi dengeleyip de karşı tarafa aktarabilmek, hani elinize sağlık, çok güzel şeyleri var, şuralara belki takıldım, acaba şöyle olsa daha mı iyi olurdu diye cümleleri kurduğunuz zaman ne karşı tarafı kırıyorsunuz ne de alınmasına sebep oluyorsunuz. Bu sefer o da sizin ortada bir yerde buluşuyor. Çünkü ben senin oyunculuğunu hiç beğenmedim. Kolaysa sen oyna gibi bir cevaba savunmaya geçiyor. Savunmaya geçiliyor. Taraf. Ama eğer
bunu doğru bir şekilde ifade ederseniz o zaman o da şuna gelebiliyor. Ben de aynı yerlere takıldım. Şöyle şöyle olsa daha iyi olur mu sence diye bu sefer sizin fikrinizi sormaya başlıyor. Tamer'cim, bu çocuklarla ilgili de öyle. Tabii az önce söyledin ya, ben de Zeyno ile büyüyorum diye. Ben de Zeynep ile Ayşe ile büyüdüm. Hmm. Çünkü ben de genç anne oldum. Ancak büyümem hala devam ediyor. O zaman anladım, çocuklarıma doğru diye onları korumak için yaptığım uyarıların aslında ne zemini, ne zamanı, ne de onlara bir faydası olduğunu gördüm. Ve ben de daha işte bu aldığım eğitimlerle birlikte de daha güzel bir şekilde onlarla konuşmaya başladım. Ondan sonra çocuklarımla ilişkilerim de değişti. Tabii. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Hani canım, ciğerim, evladım diyorsun. Evladını da küstürebilirsin veya evladını da ümitsizliğe düşürebilirsin. Doğru. İyi niyetle yaptığın bir eleştiriyle. Doğru, doğru. Çok dikkat etmek gerekir. Çocuklar hiçbir şey de unutmuyor zaten. Özellikle o gelişim zamanlarında çok dikkatli olmak gerekiyor. Benim kızım 3 yaşındayken ona söylediğim bir şeyi hatırlıyor şimdi. Eyvah eyvah. Geçenlerde çok şaşırdım, öyle bir şey hatırlattı bana da. Yaparlar. Yaparlar. Şimdi yeni bir yarışma programı yapıyorsun. Sanıyorum 3 aydır, Kasım'ın ortasında başlamıştım galiba. Güven Bana. Orada zevkle izliyorum. Aslında ben bu Kim Milyoner Olmak İster'i ve Kenan Işık'ı izlediğim sıralarda niye böyle bir şey Tamer Karadağ'da yapmıyor diye düşünmüştüm. Bir yarışma programını çok samimi olarak söylüyorum. Çünkü böyle bir şey yapabilmek için insanın belli bir birikime sahip olması lazım. Belli bir birikime sahip olmadan o programı yönetemezsiniz. Mümkün değil. Tabi şimdi artı aktörlük var, artı oyunculuk var, artı çok artılar var. Fizik güzelliği var. Teşekkür ederim. Var yani, bunlar var. Utandım ama hoşuma gitmedi. Yok, bütün bunlar bir araya gelince böyle bir yarışma programı senin sunman kadar güzel bir şey olamaz. Ben de o yarışma programını izliyorum. Teşekkür ederim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu teklif bana ilk geldiğinde cevabım çok net oldu. Hayır dedim. Neden? Yarışma programı olarak Kenan abiyi çok başarılı buluyorum. Çok da severek izliyorum vaktim olduğu zaman. Onun çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve bana daha önce de yarışma programları teklif edildiğinde direkt hayır diyordum. Ve şöyle bir inanışım vardı. Ya bizler aktörüz, bizler sunucu değiliz. Ben Clint Eastwood'un bugüne kadar yarışma sunduğunu görmedim. Ya da Robert De Niro'nun diye savunuyordum. Ama bizim ülkemizde öyle değil. Bizim ülkemizde televizyon yoğunlukta olduğu için Amerika'daki gibi sinema oyunculuğu çok yoğun değil ülkemizde. Ve televizyon işi yapıyorsak, televizyon işinde evet oyuncuların, aktörlerin yarışma programları sunması o kadar yanlış gelmemeye başlıyor. Ama her oyuncunun, her aktöründe değil. Tabii ki. Nasıl ki her aktör her rolü oynayamaz, her aktör de yarışma sunamaz. Şimdi çok güzel örnekleri var. Kenan abi işte biri, Selçuk Yöntem öbürü, Selçuk abi. Selçuk Yöntem de çok tatlı bir adam. Çok, çok. Bizim, çok özel bir insan o da hakikaten. Benim Ankara'dan tanıdığım, bizim hem büyüğümüz, abimiz, ustamız olan çok da sevdiğim bir oyuncu, bir aktördür. Beni ikna ettiler bu proje çok için. Çok iyi yapmışlar. Benim için de şöyle bir özelliği oldu. Söz konusu para olduğu zaman iki kişinin paylaşması ya da paylaşmaması güvene dayalı bir yarışma olduğu için bir aktör olarak o psikolojiyi canlı bir şekilde gözlemleme fırsatım oldu. Tabii sen oradan yeni deneyler, tecrübeler çıkaracaksın. Yani ben yarışmacıları gözlemliyorum. Çünkü 10 saniye önce başka bir şey söylüyor. Birbirlerine yaklaşmaya başladıkları anda biri karar değiştirip düğmeye basıp parayı tek başına alıp gidiyor. Paylaşma yoluna gitmiyoruz. Çok çok enteresan. Yani para söz konusu olduğu zaman kimse paylaşmak istemiyor. Ben de bir şey gördüm o yarışmada ve dedim ki iyi ki böyle bir yarışma yapılıyor. Aslında bu yarışmanın verdiği mesaj çok net. Bilgili olabilirsiniz. Her insan artık keleşin biki çağda çok okuyabilir, çok bilgili olabilir falan. Fakat hayatın omurgası, ilişkilerin omurgası güven. Doğru.
Güvenin ne kadar önemli bir şey olduğunu yeniden gündemimize getirdi bu yarışma. İlişkilerdeki güvenin ne kadar önemli olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. Enteresandır. Almanya'da bir üniversite, Konstantin Üniversitesi yanılmıyorsam, Türkiye'deki Güven Bana yarışmasını, Türk versiyonunu test konusu yapmış. Ve insanların yapıları, işte o andaki iç dünyaları ve kararları test konusu olmuş. Ben zaman zaman yarışmacıları zaman zaman provoke edebiliyorum ya da kuşkuya düşürebiliyorum ya da bazen küçük tiyolar verebiliyorum. Ve işte onu yönetmek de çok zor. Evet. Çok aslında zor. Master of Ceremony oluyor orada. Siz tam bir orkestra şefi gibi olmanız gerekiyor. Tarafsız olmanız gerekiyor. İki tarafa da eşit davranmanız gerekiyor. Ve bazı yarışmacılar çok basit şeyleri bile bilmiyorlar. Atatürk'ü bilemediler kaç yılında evet, doğduğunu falan değil mi? İlk yarışmaydı sanırım o. Ama bazen de öyle yarışmacılar geliyor ki çok genç ve zehir gibi böyle tıkır tıkır cevaplar veriyorlar. O da çok hoşuma gidiyor. Doğru. Peki orada tanışıyorlar. İlk orada beraber oluyorlar filan. Hani sonra sizin meşhur bir şeyiniz olmuştu. Bir Kur'an'a yemin edildi filan. Yok, Kur'an'a yemin etmek o gibi neydi bir o? Şey yok. Sonra bir yemin ettiler de sonra işte tekrar son anda parayı aldı öbürkü. 72 bin lira mıydı? Ben ilk defa neydi? Tanıştıklarında iyi akşamlar, hoş geldiniz dedikten sonra ilk defa burada tanışıyorsunuz değil mi diye soruyorum. Evet diyorlar. Yemin eder misiniz siz? Hani seyircileri ve oradaki konukları da inandırmak için, onların da kuşkularını yok etmek için sadece hani yemin ediyor musunuz burada tanıştığınızda diye. Sizin söylediğiniz yarışmada ayrılırken ayrılalım birbirimize yaklaşırken Kur'an çarpsın basmayacağım dedi çocuk. Kütleye kız de da bastı. Güvendi ve bastı. Bayağı olay oldu ama. Çok ciddi olay oldu. Ve çocuk iki gün sonra basının önünde pişman oldu ve kazandığı paranın yarısını kıza vermeyi kabul etti. Tabii çok trajik şeyler bunlar. Yani o paraya tek başına sahip olabilmek için her şeyi insanlar her türlü yemini edebiliyor. Ama bunun tersi şeyler de ortaya çıktı. İki kişi sonuna kadar gitti ve paylaştı. Bir tanesi Yunanlı bir hanımla yarıştı, bir beyefendi. Motosikletçi, o da benim de daha önceden de tanıdığım, tanışmışız bir yerde. Soruların çoğunu adam bildi. Paylaşmak zorunda değildi. Yunanlı bir kızcağız vardı. O da katılmış, seçilmiş, geldi ama birçok soruyu hani Türkçesinden de dolayı adam bildi ve adam şunu söyledi: ben sonuna kadar gideceğim ve basmayacağım dedi. Ve hanımefendiyle paylaşacağım bu parayı dedi. Bu insanlara da bunu göstermek istiyorum dedi. Ve sonuna kadar gitti, basmadı ve paylaştı. İşte çok önemli bir konuyu gündemimize getirdi diyorum ya. İnsanlara güvenebilmek, tabii, işte karakterlerin sağlamlığı. Tabii. Yani aslında televizyon çok önemli görev yapan bir araç. Doğru. Evlere giriyor ve oralardan bir sürü şey öğreniyoruz. Yani üç büyük şehrin dışında veya belli metropollerin dışında, Anadolu'da her yerde, evet, insanlar televizyondan öğrendikleriyle bir yol kat ediyorlar. Onun için ben de HTV'yi özellikle seçtim, samimi olarak söylüyorum. Çünkü burası da Türkiye'nin ilk sağlıklı yaşam kanalı ama yaşamın her şeyini konuşulan bir kanal. Çok doğru insanlarla. Onun için ben de burada olmaktan çok mutluyum. Senin gibi çok değerli konuklarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Çünkü bizim konuşmalarımızdan da insanların hayatına yön verecek küçük güzel dokunuşlar çıkarsa, mesajlar çıkarsa ne mutlu bize o zaman. Ne kadar mutlu oluruz çünkü diye düşünüyorum. İnsanların ruhuna dokunmak çok önemli. Evet, evet. Bir de yol gösterici oluyor. Yani ben insanlara böyle parmağını göstererek yol gösterileceğine hiç inanmıyorum. Tam tersi itici oluyor. Ama böyle güzel sohbetlerle ve yaşanılan, doğru, örneklerle
onların önüne şık bir masa hazırlayıp bunu sunarsan o zaman hedefine ulaştığını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü hayat her şeye rağmen çok kısa ve nasıl yaşadığınız tabii ki çok önemli ama geride ne bıraktığınız da önemli. Hı hı. Ve yarın öbür gün bu dünyadan göçüp gittiğimizde eğer arkamızdan güzel birkaç söz söylenebiliyorsa ne mutlu bize. Aynı şeyleri düşünüyorum. Tamer'cim sporla aran nasıl? Sporla aram yok gibi. Ben çok uzun yıllar spor yaptım. Ay çok şekersin. Şu anda spor ne yazık ki yapmıyorum. Ama motosiklete biniyorum. Evet. Benim kocaman iki tane motorum var. Motor sporları yapıyorum yani bir yerde. Kaç senedir yapıyorsun bunu? 25 senedir motosiklete biniyorum. Ama son 3-4-5 yıldır daha yoğun bir şekilde biniyorum. Hatta... Zeno'yu bindirdin mi? Hayır. Şimdi daha çok onu küçük. Soracaktım. Daha çok onu küçük. Merak ettim yani. Çok seviyor motosikletleri. Ben korkuyorum benim biraz. Motosikletimi de seviyor. Yok o kadar korkmayın o kadar. Benimki araba gibi zaten böyle hani şey gibi değil. Hani o roket gibi motorlardan değil. Keyif motoru benimki. Müzik sistemi var. Oh ne güzel. Böyle arkada Berger koltuk gibi kocaman bir koltuğu var. Yunanistan'a gidiyoruz. Bu sene İtalya'ya gideceğiz. Buradan gidiyorsun Yunanistan'a kadar. Tabii. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Grup halinde mi gidiyorsunuz? Grup halinde gidiyoruz tabii. Aa, çok bazen zevkli olmalı. 40 motor, 50 motor, 60 motor oluyoruz. Aa, çok zevkli olmalı. Müthiş bir keyif. İnsanı şarj eden bir keyif. Deşarj oluyorum demek istemiyorum. Tam tersi. Tam tersi. Şarj olup geliyorum ve insanın kişisel gelişimiyle de çok alakalı olduğuna inanıyorum. Trafikte daha dikkatli olmayı öğrendim. Araba kullanışım bile değişti bu kadar yoğun motosiklet kullandıktan sonra. Ve o da ciddi bir spor aslında. Çünkü 400-450 kiloluk makinaları idare etmek kolay değil. Peki bu grup seyahatlerinizde sık sık mola veriyorsunuz. Veriyoruz. O molalarınız da çok keyifli olur sizin. Oluyor. Hatta dün bir bölüm çekerken şeyde güven bana da yarışmacılardan bir tanesi tur rehberiymiş. Ve biz bir yerden dönerken motosikletleri görmüş Alman grupla birlikte otobüste. Ve beni görmüşler. Kim bu adam? Herkes onun çevresinde resim çektiriyor demişler. İşte anlatmışlar. Ünlü bir aktör şudur budur diye. Ve yarışmacı hanım da Tamer Bey biz sizi Herr Kaiser diye biliyoruz. İmparator gibi. Çok böyle, güzel. Orada da utandım böyle hani Fatih Terim'e hani imparator denir ya da İbrahim Tatlıses'e. Şimdi oyunculuk imparator. Böyle bir utandım, şey yaptım ama Almanlar öyle demiş ve benimle resim çektirmişlerdi hatırlıyorum. Motorların başında işte yaklaşık 60 resim çektirmiştim o gün. Oh tek ne güzel. Böyle. Peki siz bu seyahatler, işte motor, hepiniz motor kullanıyorsunuz, beraber gidiyorsunuz. Peki gittiğiniz yerlerde böyle birlikte mi kalırsınız? Kamp hayatı mıdır bu? Yok hayır veya, otellerde. Ama aynı otelde toplanıyorsunuz eğer herhalde. Eğer çok kalabalıksak bazen iki otele bölünüyor. Kaçer gün kalıyorsunuz mesela bu seyahatlerde? Değişiyor. 3 günlüğüne gitmiş de olabiliyoruz. 3-4 gün, 5 gün, hafta sonu bazen. Zeyno'ya anlatıyor musun bu keyifleri? Tabii resimlere bakıyor. Soruyor mu sana bayılıyor. Ben ne zaman bineceğim, gideceğim diye? Tabii bayılıyor öyle şeylere. Ya da motor resmi yapıyor, beni yapıyor onun üstünde. Ah canım benim. Böyle enteresan bir kız. Tamer'cim erkekleri kadınlar mı yönetiyor? Nereden nereye geçiyorum değil mi? Yakında zaten Zeyno seni parmağında çevirecek. Şimdiden çeviriyor zaten. Evet, ileride daha çok çevirecek. Şimdi nereden ama nereye geldim diyeceksin. Yo doğru çünkü... Seçen kadındır zaten. Erkek seçilendir. Biz istediğimiz kadar ya ben çok yakışıklıyım, bütün kadınlar bana hayran desek de palavra. Kadın seçer aslında. Ve tabii ki kadın yönetiyor. Kadın biz kadınlara karşı zayıfız çoğu zaman. Bazı erkekler yönetilmem bilmem ne filan. Hepimiz bilmem onu ne. Söyleriz. Onu niye boşuna söylüyorlar ki? Goriller anlamadım. Gibi göğsümüzü yumruklarız, evet, evet. Bağırırız, çağırırız ama en sonunda... Çocuklar duymasında da öyledir ya taş fırın erkeği alıyor. Ben bayılıyorum yapıyor ama en çok sonunda seviyorum.
Meltem'in dediği oluyor. Evet. Hayat gibi. Yani hayatta da öyle. Ben de her ne kadar şey yapsam da sonunda bir bakıyorum, aa, karşı tarafın söylediği hale gelmişim ya da o kıvama gelmişim. Biz yönetilebiliyoruz. Bazılarımız daha zor yönetiliyor diyeyim. Şimdi daha ileri bir yere gidiyorum ben. Yani kadınlar sadece erkekleri yönetmiyor, ülkeleri de yönetiyor. Tabii ki. Dünya yönetiyor. İzliyor musun Muhteşem Yüzyıl'ı? Zaman buldukça izliyorum. Yani oradan da şu çıkıyor yani. Yani erkek ne olursa olsun, istersen bütün cihana hükmeden bir hükümdar ol. Kim olursan ol yani sonuçta. Onun hayatındaki kadın, onun sevdiği kadın, ona etki edecek kadın, tabii, ona her şeyi yaptırtıyor. Lakin ben de aşık olmak isterim ama cefasından korkarım demiş. Ama öyledir yani sonuçta... Şunu kabul etsin, erkekler de rahatlasınlar yani. Ben kabul ediyorum. Erkeklerin bu zayıflığı, kadınlar konusundaki zayıflığından dolayı savaşlar çıkmış, sanat gelişmiş, romanlar yazılmış. Hani bunu inkar etmek mümkün değil ki. Erkek sürekli zaten kadını etkilemek için uğraşıyor. Kadın erkeği etkilemek için o kadar uğraşmıyor. Bir davete giderken bile hani bir tipik bir söylemdir ya, erkek kadınlar için hazırlanır. Kadınlara etkilemek üzere yola çıkar. Ama kadın diğer kadınları etkilemek için, aynen, yola çıkar. Ve kendi için. Evet, biz kendimizi kandırıyoruz yani. Kesinlikle kendinizi kandırıyorsunuz hakikaten. Ama işte şunu şöyle bir kabul etse erkekler, aslında çok rahat edecekler yani. Ben rahat ettim. Çok rahatım. Oh, bunu kabul ediyorum. Şimdi Zeyno geliyor arkadan. Of. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdiden her söylediğini yapıyorum. Her söylediğini yapmıyorum. Biraz annesiyle çatışmamaya o anlamda. Onun hayır dediği bir şeye ben evet demiyorum. Ama anne daha bir otorite figürü. Ben o figürde değilim. Ben daha nazının geçtiği tarafım. İşte bana gelmem. Babacığım, annem bana çikolata vermiyor diyor. Tamam ama bir tane yiyebilir falan diye ben arayı buluyorum bazen. Evet. Ama elimde olsa bütün çikolataları vereceğim. O halde oluyorum. Öyle ben, oluyorlar hakikaten. Çok zayıfız. Ben öyleyim en azından. Ama çok güzel bir şey. Ben bunu bir zayıflık olarak görmüyorum. Bir kız çocuğu da ne kadar babayla ilişkisi güzel, tabii, olursa... Hayata karşı güveni o kadar her bakımdan. Olacak. Peki Tamer'cim, sporla pek aram yok dedin. İşte motosiklete binmek, evet, de bir spordur aslında. Kendine özen gösterdiğin herhangi bir şey var mı? Yani kendine bakmak açısından veya beslenmen, yani kendin için yaptığın bir şeyler var mı? Yoksa hayatı öyle akışına mı bıraktın? Yani özel bir şeyler yapar mısın? İhtimam gösterir misin? Ruh sağlığın için, beden sağlığın için bir şeyler yapar mısın? Yaparım. Yapıyorum. Ne yaparsın? İşte biraz bize onları paylaşır, tabii, mısın? Motora biniyorum. O senin yine ruh sağlığına da çok iyi geliyor. Söyleyeceğim. Seni şarj ediyor. Zaman zaman böyle espriyle karışık söylemiştim. Bir iki tane psikiyatrist arkadaşım ya ne olur böyle söyleme dedi. Çünkü doktora vereceğim parayı motora veriyorum dedim ben. Motosikletle dolaşıyorum. Hakikaten motosiklete binmek benim birçok anlamda yeniliyor ve daha taze hale gelmeme sebep oluyor. Bunun dışında yediğime içtiğime dikkat ediyor muyum? Hayır. Ne yazık ki etmiyorum. Çünkü son derece konservatif bir şekilde besleniyorum. Et ağırlıklı besleniyorum. Canım ne istiyorsa onu yiyorum. Her şeyi yemiyorum. Çok yemek seçmem. Yemediğim şeyler var. İşte küçük ağaçlar yemiyorum. Küçük ağaçlar dedin ne? O brokoli falan gibi şeyleri. Ağaç dedin. Allah Allah. Gözümün önünde bir ağaç gelmiyor. Ağaç gibi onlar. Küçük ağaçlar onlar. İşte karnabahar, brokoli falan. Sevmiyorsun onları. Onları yemiyorum. Bir de bamya yemiyorum. Onun dışındaki her şeyi yiyorum. Şey mi seversin? Böyle evde yapılmış tencere yemeği mi seversin? Yoksa hani etin yanında soslar, işte patates kızartmaları, her o tarz mı? Her şeyi. Yani evde yapılmış ev yemeği de çok severim. Ondan sonra İskender de çok severim. Ah, mantı da çok sus severim. Yani üzerinde böyle tereyağını dolaştırıp işte biraz da sosundan koyup kırmızı biberi, sumağı, hani onun
Oo. Tadından yenmez. Şöyle yaşamak istemiyorum. Hani her şeyden yemek istiyorum ama kendime bakıyorum deyip kendine bakan atletik ama mutsuz bir adam olacağıma her şeyi yiyen hafif toplu ve mutlu bir adam olmayı tercih ediyorum. Ama çok abartmamaya özen gösteriyorum artık. Eskiden İskender'den yola çıktık, oradan örnek vereyim. İşte 1,5 bol etli İskender yiyorsam şimdi hani bir porsiyon yemeği tercih ediyorum. İşte yarım porsiyon bol etli olmadan ona iniyorum. O da benim için ciddi bir şey. Tabii. Ama işte aman et şey yemeyeyim, ekmek yemeyeyim, aman şunu yemeyeyim, aman bunu yemeyeyim, aman yağını ayırayım gibi şeylerim. Beyaz ekmek yer misin? Yerim. Bak ondan biraz vazgeç. Zaten şimdi başbakanımız da bu işe el attı biliyorsun. Hı-hı. Beyaz ekmeği yani buğdayın bütün kabuklarından, bütün faydalı vitaminden, minerallerinden ayrılıp en son elekten geçmiş hali. Ve içinde hiçbir faydası olmayan ve de doğrudur. Yenildiği zaman tıpkı beyaz pirinç gibi kana çok çabuk karışan ve şekeri yükselten bir şey bu. Doğru. Yani şeker kadar da bizim için zararlı bir şey. Ben çok ekmek yiyen bir insan değilim. Yani, ye ekmek ye ama tam tadında, tam buğdaylı, tam çavdarlı bazı öyle ekmekler ye. Bazı insanlar vardır yani ekmeksiz hiçbir şey yemez. Pilavı bile ekmekle yer, mantıyı ekmekle yer. Ben öyle değilim. Ama hani ekmek arası döner yiyorsam ama tahıllı ekmek var mı diye sormuyorum. Tamam anladım. Ama onun dışında hani ekmek bağımlısı biri değilim. Tabii ki bu söylediğiniz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Hani yaşam kalitemizi daha evet. yüksek seviyede İşte kaliteli tutmak yaşlanmak için. Dedik ya. Evet. Onun evet. için söylüyorum. Ama bunun dışında şöyle de yaşamıyorum. Hani doğru mu yanlış mı? Benim doğrum bu. Kalorileri hesaplayıp işte diyet salata yiyen öyle de değilim. Şimdi az önce de dengeden bahsettik ya başka bir şeyler konuşurken. Bence her şey dengeyle ilgili. Tabii. Ben de hiç rejim öyle şeyler yapmıyorum. Ama her şeyden dengeli bir şekilde canım istediği kadar deyip ondan sonrakilere dikkat etmeye çalışarak arada bravo. Dengeyi kullanmaya, biraz önce kurmaya çalışıyorum. Benim de evet. söylediğim eskiden 1,5 yani neredeyse 2 evet. porsiyon i̇şte onu olurken. Onu sen zaten biliyorsun. Onu sen dengelersin. Çok dozunu kaçırmadan hani doyduğunuz noktada bırakmakta fayda var. O yemekler kaçmıyor bir yere. Doğru. Bence bir erkeği yemeğe çıkardığı bir kadının işte ondan yemem, bundan yemem, onun kalorisi yüksek falan gibi şeylerle masayı ve gelecek şeyleri sorgulaması çok rahatsız eder diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ne dersin? %100 katılıyorum. Yani mesela ben öyle bir kadınla birlikte olamam. Çünkü değil ben mi? Sofra severim. Evet. Sofra donatılsın isterim. Her şeyden olsun isterim. Ve bazı insanlar tanıyorum öyle hani onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, diyetteyim, şunu da burada falan diye. Ben çok anlaşamıyorum öyle insanlarla. Diyetteysen kendin evine gittiğin zaman evinde istediğin gibi diyetini yap. Ama orada bir erkek arkadaşınla yani çıkmışsan gündüz veya gece ne zaman buluşuyorsan bunu şey yapma. Ayrıca ben kadınlar arasında yaptıkları zaman da çok gıcık oluyorum. Mesela bir yere gidiyoruz, öğlen yemeğine gidiyoruz, bir şey yapıyoruz, onu yemem, bunu yemem, gelen yemeğin içinden tırtıklıyorlar, ayırıyorlar. Ne oluyorsunuz yani? Hayatın her lezzetini doğru. doya doya yaşamak lazım doğru. diye düşünüyorum ben. Nedir yani bunlar? Çok saçma geliyor bana. Katılıyorum. Tamer'cim hiç istemeden programımızın sonuna geldik. Yönetmenimiz bir saatimizin dolduğunu söyledi ama o kadar tatlı bir adamsın ki seninle daha çok şeyler konuşmak isterdim. Bir daha gelirim. Ay çok memnun oluruz. Çok memnun oluruz. Hakikaten çok mutlu olduk bize katıldığın için. Teşekkür davetimizi ederim. Kırmadığın için. Zeyno ile sana aşk dolu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Hayatının bundan sonraki bölümünün de çok güzel geçmesini diliyorum. Seçimlerinin sana çok güzel dönmesini diliyorum. Teşekkür çünkü ederim. Çünkü sen bütün bunlara çok layık bir insansın. Sağ olun. Efendim Oya ile Hayata Güzel Bak programının sonuna geldik. Sevgili Tamer Karadağlı ile sohbet etmek benim için çok büyük zevkti. Sizin de ekranlardan aynı zevki alacağınıza bütün kalbimle inanıyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramızı veriyorum. 0212 263 90 90. Ayrıca maillerinizle de bize ulaşabilirsiniz. hayatagüzelbak@htvturkiye.com.
Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.